Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesine şöyle bir baktığımızda enteresan bir durumla karşılaşıyoruz. Batı çok başarılı bir şekilde cephe kilitliyor. Ne demek istiyorum? Yani esasında Batı bu aşamada öyle taraflardan birinin öbürünü çok fena halde ezmesi, hırpalamasını pek istemiyor. Yani Rusya'nın çok fazla hırpalanmasını istemiyor çünkü Rusya'nın ne yapacağı belli değil. Tabii ki Ukrayna'nın hırpalanmasını istemiyor. Çünkü Rusya'nın zafere gitmesi demek, bütün Batı Avrupa'nın ciddi bir şekilde güvenlik açısından zafiyete düşmesi demek. Ne yapıyor? İşte o bir dönem işte Donald Trump'ın adamları Amerikan Kongresi'nde bu yardımları falan durdurunca nasıl Rusya üstünlük sağladı ve geldi? Fakat yardımlar tekrar başlayınca nasıl aynı cephe bir anda kilitlendi? İşte bu. Demek ki Pentagon'daki kurmaylara esas verilen talimat öyle mühimmat ve öyle bir sistemde sevkiyat yap ki bu Rus'u kilitle. Şimdi Pokrovus, Chasivyar tıkır 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 gidiyordu, durdu. Niye? Çünkü Pentagon öyle malzemeyi taşıdı ki oraya, artık Rus'un oradan daha fazla kıpırdaması imkansız hale geldi. Kursk bölgesi. Herhalde ne dedilerse Ukrayna'da durmuş vaziyette. Onlar bunu vuruyor, bunlar vuruyor falan. Yani esasında bu kilitlenme ta 2023 Temmuz ayından beri süren, hatta bunu dedi diye görevinden alındı Genelkurmay eski başkanı Ukrayna'nın Zaluzhny, şu anda Londra'da keyif yapıyor herhalde büyük elçi olarak. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunun nedeni bence Rusya'yı iyice silkelemek, iyice çürütmek. Çürür mü çürümez mi bilemem. Rus milleti de biz Türk milleti gibi dayanıklıdır ha. Yani bizi de çürütmeye çok çalışmışlardır ama çürümemişizdir. Daima bir yerinden kıpırdayıp çıkmışızdır. Yani Ruslarda da öyle bir karakter olduğunu, 50 yıldır o bölgede çalıştığım için ta Sovyetler Birliği'nden bu yana bilirim. Öyle kolay kolay pes etmezler. Türklerle Ruslar birbirini iyi tanır. Türkler derken bizden bahsetmiyorum bir tek. Belki biz en az tanıyoruz Rusları ama büyük bir Türk coğrafyası, Orta Asya, Hazar, büyük bir Türk coğrafyası Rusları çok iyi tanır. Beraber 200 yıldır, 300 yıldır beraber yaşıyorlar. O yüzden Alman Başbakan Olaf Scholz Özbekistan'dan keyifli bir şekilde Astana'ya indi. İşte Orta Asya ile ekonomik ilişkileri canlandırmaya, Orta Asya'nın petrolünü, doğalgazını Batı'ya taşımaya falan çalışıyor. Ama şimdi bu Batılı Dışişleri Bakanları ve başbakanların falan gittikleri her Türk devlet başkanı biraz geriliyor. Niye geriliyor? Çünkü öbür tarafta da Putin var kardeşim ya. Yani öyle kolay değil adamların işi. Bir yandan Pekin, bir yandan Rusya, bir yandan Batı'yı dengeleyerek yani bir nevi ip çambazı gibi politika yürütmek zorunda bugün Türk devletlerinin başkanları. O yüzden Olaf Scholz'la çok keyifli bir toplantıları oldu. Sonra Scholz işte Astana'da Orta Asya liderleriyle de buluşacak falan. Fakat Kasım Cömert Tokayev'in şu sözleri gerçekten anlamlıydı. Diyor ki, bir Türk lider olarak bunu söylemesi ve Orta Asyalı bir Türk lider olarak söylemesi güzel. Gerçekçi bir bakışla Rus ordusu yenilemez bir askeri güçtür diyor. Invincible. Yenilemez. Ne yaparsanız yapın diyor, yenemezsiniz. Bu cümle zaten başka cümleleri fazla önemli hale getirmiyor. Bu savaşın uzun sürmesi yalnız savaş bölgesi için değil, tüm insanlık için ve daha da önemlisi bu olaya fiilen ortak olmuş ülkeler için tamir edilemez sonuçlar doğurur diyor. Yani Alman'a diyor ki sen bu işin içindesin. Vallahi ayağını denk al. Vallahi çok net bu cümleler. Ayağını denk aldı. Çünkü bu iş uzun sürerse burası ne yapacağı belli değil. Ondan sonra da diyor hiç kimse. Tamam. Aslında İstanbul Anlaşması bu savaşı önleyebilecek bir kimlik taşımaktaydı. Büyük büyük şey kaçırmışız.
Ne yazık ki artık o noktaya geri dönmemiz mümkün görünmüyor. Bununla birlikte Çin, Brezilya'nın birlikte geliştirdiği barış anlaşması şartları en uygun rota olarak görülüyor. Mayıs ayında bunu yayınladılar. Hala ortalıkta dolaşıyor. Yani Rusya'nın şu anda hakim olduğu Donbas coğrafyası, Luhansk'ta falan durumu aynen koruyor. Ama işte Ukrayna'ya başka bir yerler veriyor falan. Neyse uzun uzun onu anlatmayayım. Devam etti. Liderler bugün vardır, yarın yoklardır. Önemli olan ulusların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamaktır. Özellikle komşu ülkelerin buna dikkat etmesi gerekir. Kazakistan'ın Rusya ile çok uzun ve açık bir sınırı var. Uluslarımız arasındaki yakın işbirliği ilişkilerimizi stratejik işbirliğine dönüştürdü. Buradan da Kremlin'e mesaj yolluyor. Çok uyanık adam ha bu Kasım Cömert Tokayı. Hakikaten zeki adam, işini biliyor. Alman'a bunu diyerek diyor ki yani sen buralara geldin ama benim orada stratejik işbirliğim var. Hani fazla samimiyet olmasın diyor. Aynen böyle. Aynı zamanda Kazak halkının Ukrayna halkına da büyük bir sempatisi vardır ve ilişkilerimiz son derece iyidir diyor. Yani diyor ki Batılılara, siz bu işi hep uzatıyorsunuz ve Rusya'yı şu veya bu şekilde yeneceğiniz düşüncesiyle uzatıyorsunuz ama bakın bu iş yenilmez, bu yenilmez bu ordu diyor. Yenilgiyi kabul etmeyecek diyor. Bunu bir Türk devlet başkanı söylüyorsa dinlemek lazım. Onlar sürekli Putin'le konuşuyorlar. Demek ki Putin bu savaşta yani yenilgiyi fark ettiği an yansın bu dünya diyecek bir zihniyetle konuşuyor bu Türk liderlerle. Böyle bir durum var. Ama Scholz ne demiş? Rusya'nın işgal amaçlı saldırısının başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya desteğini sürdüren bir devletin yetkilisi olarak bu görüşlere katılamam. Hayda! Desteğimiz bellidir ve sonuna kadar devam edecektir. Bir ülkenin işgal saldırısına karşı kendini savunma hakkını tartışmak mümkün değildir. Savaşı başlatan Rusya'dır ve saldırısını sürdürüyor. Barış ancak Rusya'nın kesin olarak durdurulmasıyla mümkündür diyor. Çok enteresan. Şimdi Türkler gergin. Mirziyoyev ve Tokayev ve Aliyev. Bunlar gergin kardeş. Bunun bir nedeni var ya. Bu adamlar sürekli Putin'le içli dışlı. Bizim bilmediğimiz ne biliyorlarsa sürekli olarak ya şu işi artık biraz bitirelim havası içindeler. Ben de onun için sizlere bunu aktardım. Hoşçakalın.